Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Gayet iyi. Geç kalmıyorsun değil mi röportajı? Yok, yetişirim. Nasıl gidiyor? İyi şeyler yazıyorlar mı hakkında? Bilmem. Takip edemedim ki. Ayşegül ne yapıyor? İyi. Her zamanki gibi. Niye? O sana bizimle ilgili, yani onunla ve benimle ilgili bir şey söyledi mi? Ne oldu ki? Bizim markadan giyinmek istiyormuş galiba da. Öyle bir şeyler konuşmuştuk o akşam, o yüzden sordum. Ayşegül. Kaç para olduğundan haberi var mıymış acaba? Ne önemi var canım? Kız senin karın sonuçta. Tabii canım. Şaka yaptım ben de zaten. Geç oldu. Muhabirler gelmiştir. Bekletmeyeyim ben onları. Bizim şu özel gösterimin olduğu gün yemek yiyecektik ya, hani yemedik. Evet. Onu bu akşam yiyelim mi? Olur. Tamam. Alırım ben seni. Tamam. Biraz da şöyle kapıya doğru çevirsen. İyi günler, kolay gelsin. Çanta içinde bir şeylerini getirdim de. Tamam, benim. Buyurun. Kolay gelsin. Pardon. Merhaba. İsmin neydi? Efe. Sen Can'ın yeni asistanısın değil mi? Evet. O zaman sen iyi bilirsin. Can bu aralar çok mu yoğun? Evet. Çok yoğun. Oldukça yoğun. Yani bundan sonra onunla görüşmek daha zor olacak hatta. Bir nevi gözaltı yani. O ne demek? Handan Hanım sık yönetim ilan etti. Can Bey'in Ayşegül'le, yani karısından başkasıyla görüşmesi yasak. Öyle mi? İyi bir karar bence. Oldukça. Ben gideyim o zaman. İyi günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Efendim Elif. Her şeyi anladım Can ben. Hiç inkar etme. Ne oluyor? Neyi anladın? Yani dedikodumuz çıkmasın, haberimiz yapılmasın diye benden kaçıyorsun. Ya evli barklı adamsın biliyorum. Eğer böyle bir çekincen varsa açık açık söyle o zaman. Allah Allah, saçmalama Elif. Herkes bizim ne kadar eski dost olduğumuzu biliyor. Madem öyle, madem kariyerin için benden kaçmıyorsun. O zaman buluş benimle. Şimdi? Bu saatte mi? Ay ben bu anı daha önce yaşamıştım ya. Neydi o? Gecenin bir yarısı adamı evden çıkarıp yanına çağırmalı konulu filmin adı mıydı, neydi? Ayşegül, şşt. Elif, gelemem ben. İyi peki Can, sen bilirsin. Ben bir çay demleyeyim ya. İçeriz. Demek elimi bırakıyorsun. Gecik olmaz diyor. Bak kalktı gitti o ya, evde. Yalan yanlış yönlendirme. Ne biliyoruz nereye gittiğini? Aman nereye gidecek? İşte Sarıçıyan'ın yanına gitti işte. Tabii. Ne oldu? Sustun. Ya işte böyle kalırsın. Melek olsan bile orta yerinden çatlarsın işte.
Zor zor senin için zor. Aslında herkesin içinde bir melek, bir de şeytan var. Esas mesele hangisini ne zaman konuşturup hangisini ne zaman susturacağını bilmekte. Kapatmamışsın. Boşuna gelmiş olacaktın bu saatte. Niye bu kadar geç kaldın? Elif, bir daha bana emrivaki yapma olur mu? Emrivaki yaptıysam niye geldin? Doğru. Gelmemeliydim aslında. Can, ya neden benden kaçıyorsun? Gazetelere ikimizin fotoğrafları çıkar diye mi kaçıyorsun? Ha, gören de ilk skandalını zannedecek. Ha, yalanlamak bu kadar mı zor? Yoksa sen korkuyor musun? Korkuyorum evet. Hem korkuyorum hem nefret ediyorum. Birilerinin senin dedikodunu yapmasından nefret ediyorum. Bu dedikoduların seni incitmesinden çok korkuyorum. Niye biliyor musun? Çünkü sen bir kere üzüldüğünde ben bin kere üzülüyorum. Herkes bu hayatta verdiği sözlerin sorumluluğunu almalı. O lafları söyleten içimizdeki şeytan da olsa, melek de olsa sonunda sözü veren biziz. Murat Milano'dayken benim hiçbir doğum günümü kaçırmazdı biliyor musun? O yolladığı hediyeler, çiçekler, kartlar hepsini aslında sekreteri gönderiyormuş. Ama yine de mutluydum. Ne ara bu kadar bağlandım ben de bilmiyorum. Ama kurtulacağım. Onu bıraktığım zaman bana gelir misin? Şaka yaptım ben. Ciddiye almadın değil mi? Sözü unutma Can. Ben senin elini bırakana kadar sen benim elimi bırakmayacaksın. Söz verdin. Hangi kapıyı çalsam? Bir an yanımdasın, sonra onunlasın. Aşk böyle bir şey mi, bir şey mi? İçim karman çorman. Kendimle kalmaya alışık, akan şu hayatla barışık. İyi ki doğdun Murat. Thank you.
Bu nasıl? Olmaz o. Patron, bir isteğin var mı? Yok Efe, sağ ol. Benim nasıl oldu? Efe. Ne oldu, belin mi ağrıyor? Ama ters bir hareket falan yapmışsın herhalde, dikkat et. Aynen. Ters bir hareket yaptım, ceremesini çekiyorum şimdi. Aman dikkat et, fanların üzülür sonra. Beni çağırdı sandım da. Ne bu böyle? Gölgen gibi sürekli seni takip mi ediyor? Maalesef bir süreliğine öyle. Can sıkıcı bir durum ama şu an yapabileceğim bir şey yok. Bu adam senin başındayken akşam yemeğine de gidemeyeceğiz artık. Niye ki? Ay ama böyle gözetlenirken yemeğe gitsek dadı gibi başında mı duracak yani? Zaten bu akşam yemek yiyemeyiz. Akşam evde misafirimiz var. Kim? Murat. Ama yarın tamamen boşum. Yarın akşam yemeğinde bana eşlik eder misiniz Elif Hanım? Hem dadım da gelir. Seve seve Can Bey. Patron, daha fazla kalacak mıyız? Geç kalıyoruz da. Geliyorum dadıcığım. Sen arabada bekle. Kıyafetleri sen seçersin her zamanki gibi. Bakmama bile gerek yok zaten. Yarın da unutma. Sen, ben, yemek ve tabii ki dadım. Olur. Ararım seni. Elif. Müsaitsen eğer yarın seni görmeye gelmek istiyorum. Olur tabii. Ne zaman istersen. Tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Beklerim. Kalbim darma duman, aklım feryat figan. Son beni gördüğünde delirmiş gibiydim tabii. Ama iyiyim şimdi, aklım başımda. Bunu sana doğum günün için almıştım. Unutmamışsın. Teşekkür ederim. Ne zaman unuttum ki? Aslında çok düşündüm. Sana bu hediyeyi verip vermemek konusunda. Aramızda geçenler... Elif. Lütfen. Yok. Merak etme. Bu sefer farklı bir şey söyleyeceğim. Ben çok düşündüm Murat. Yani seni bu kadar çok sevmemin nedeni ne diye. Üstelik senin benden aynı şekilde hoşlanmadığını bilmeme rağmen.
kalbimin kırılacağını bile bile. Hatta beni öptüğünde, sonrasının olmadığını anladığımda da. Ya hep kendimi bir yalana inandırmışım. Artık buna bir son vermem lazım. Seni ne kadar çok sevsem de kendimi de düşünmem lazım. Elif, ben... Bir şey söylemene gerek yok. Ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Hoşça kal. Ah kalbim darma duman, senden iz yok hayli zaman. Duygularım feryat figan, bilmem nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam. Saçlarımda tadımdasın, sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı, beni benden aldı. Kim kime yanık, Elif dur. Anlat azıcık, korkma da. Saçmalıyoruz. Vazgeçme ben. Bugün Murat'a gittim. Doğum günü hediyesini verdim. Bugüne kadar olanlar için özür diledim. İyi yapmışım değil mi? İyi yapmışsın. Ben onunla koca bir ömür hayal etmiştim. Birlikte bir yuva kurmayı, onunla beraber yaşamayı. Saate bakıp acaba ne zaman eve gelecek diye beklemeyi. Sonra tam yemek saatinde elinde koca güllerle gelecekti. Dizilerde oluyor ya. Ben doğru olanı yaptım, değil mi? Artık bütün bunları geride bırakıp o eski, güçlü Elif Güvener olmanın vakti geldi, değil mi? Evet. O eski, güçlü halime dönmem lazım. O eski Elif olmam lazım. Elif Hanım. Efendim Can Bey. Bırak artık somurtmayı. Sana komik bir şey anlatayım mı? Hayır. Tamam anlatıyorum. Ayşegül hayır dedim. Çok komik ama. Bak şimdi. Bir tane karı koca var. Sana bir fıkra anlatayım mı? Fıkra. Sen. Gel. Şimdi. Adamla karısı evde oturuyorlarmış, tamam. Kadın demiş ki, eğer bir gün ben ölürsem tekrardan evlenir misin demiş. Adam da yok karıcığım, olur mu öyle şey? Evlenmem demiş. Kadın evlenirsin, evlenirsin diye üstelemiş. Adam durmuş, düşünmüş. Hani demiş, çocuklarım ortada kalmasın diye evlenirim demiş. Kadın üzülmüş. Ya demiş, ona da bana aldığın gibi kır çiçekleri alır mıydın? Adam hayır demiş. O gül seviyor. Gül demiş, gül, gül. Yani öteki kadından bahsediyor. Anladım onu da, yani bu ne kadar kötü bir fıkra. Yo, bence çok komik. Tamam, bozulma.
komik, ben de güldüm. Gül gül öldüm hatta. Resmen adama esir aldı. Bu ne ya? Şuraya bak, saat kaç olmuş? Böyle olmayacak ya. Ne işlem ustasıncım? Alo? Çabuk buraya gel. Bak bu sarı çıyan yine seninkini esir aldı. Adam hiçbir yere kıpırdayamıyor. Çabuk gel buraya, al kocan kızım. Efendim? Ne diyorsun sen ya? Neredesiniz siz? Bağırdı mı? Ben niye geliyorum ya? Çok istiyorsa kendisi gelsin. Herkes onu bilgiliyor. Ayşegül! Bu niye kapattı ya? Nereye kayboldu lan bunlar kaşla göz arasında? Elif, uyudun mu? Yok. Murat'ın bu şekilde gitmesine izin vermek içimi rahatlattı. Niye daha önce yapmadım ki bunu? Aptalın tekiyim. Öyle değil mi? Hayır. Hadi çık evine, dinlen. Sabaha daha iyi hissedeceksin. Eve gidersem yine yalnız kalacağım. Yalnız kalmak istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman.